Almanya'da yaşayan bir iş adamı, bir girişimci, bir yönetici, bir lider olarak şu konuya çok dikkat etmen lazım. Altın değerli, çok değerli bir ürün değil mi? Neden değerli? Altının değerli olmasına sebep ne? Çünkü altından şu dünyada az var. Yani sınırlı. Belli bir sınırı var. Ondan daha fazla yok. Arandığı için, talep olduğu için, ihtiyaç olduğundan dolayı İnsanlar para veriyor. Altına daha fazla para veriyorlar. Arz talep meselesi. Yani az olduğu için kıymetli, değerli. Dolayısıyla sen bir girişimci, bir iş adamı, bir işveren veya bir lider veya neyse artık sen anne de olabilirsin, baba da olabilirsin. Kaliteni arttırmak istiyorsan evlatlarının veya kendi kaliteni arttırmak istiyorsan o zaman altın gibi olman lazım. Ayarını yükseltmen gerekiyor. Değerli olman lazım. Aranan insan olman lazım. Bir iş adamı olarak senin ürünün aranır olmalı. Yani talep edilmeli. İnsanlar tarafından talep edilmeli. Çünkü onlar istediği zaman, talep ettiği zaman değerli oluyor, kıymetli oluyor. Onlar hazır zaten. Daha fazla para vermeye hazır. Şimdi burada kaliteni arttırabilmek için ne yapman gerekiyor? Aranır olabilmek için ne yapman gerekiyor? Malının arkasında durman gerekiyor. Dürüst olman lazım. Kaliteli ürün vermen lazım. Veya kaliteli servis, hizmet branşındaysan hizmetin kaliteli olmalı. Veya senin evlatlarının kaliteli olmalı. Ama ilk önce tabii sen kaliteni arttırman gerekiyor. Öğrenmeye açık olacaksın. Kendini geliştirmeye açık olacaksın. Yetiştireceksin kendini. Şimdi geçen bir video yaptık. Çok önemli bir videoydu. Bir hadis-i şerif okudum. Yani peygamberimizin sözü. Eğer diyor ticarette başarılı olmak istiyorsan, bereketli olmasını istiyorsan, paranın çoğalmasını istiyorsan şu üç kurala dikkat et diye peygamber şöyle buyuruyor. Bir diyor yalan konuşmayacaksın. Dürüst olacaksın, samimi olacaksın. İki, yemin etmeyeceksin. Haklı da olsan yemin etmeyeceksin. Neden? Çünkü Allah'ın güzel ismini mala karıştırma. İkincisi bu. Üçüncüsü, başkalarının malına, mülküne, ırzına, helaline göz dikmeyeceksin. Yani harama bakmayacaksın. Bu üç kurala dikkat edersen o zaman aranır insan olursun. Aranır ürünlerin olur. Ve çok başarılı olursun. Kaliteli insan olursun. Bunu buyuruyor Peygamberimiz. Ben bu hadis-i şerif okudum. Yüzlerce yorum geldi sevgili arkadaşlar. Hakikaten teşekkürler o yorumlar için. Yüzlerce, belki 500 olmuştur şu anda. Ve çoğu insanların büyük kısmı şöyle diyor. Hocam doğru, kabul ediyoruz. Fakat o insanlar yok diyor piyasada. Yani ticaretle uğraşan insanların çoğu yalan konuşuyor, dolandırıcılık yapıyor, yemin ediyor devamlı. Kendi malları yetmiyor, kendi namusları yetmiyor. Başkalarının namusuna göz dikiyor, harama bakıyor, başkalarının malına el koymaya çalışıyor. Böyle insanlar ticaretle uğraşıyor. O yüzden bizim beynimizde ticaretle uğraşan insan üçkağıtçı, dolandırıcı, haramzade. O şekilde bakıyorlar olayı. Biz öyle gördük diyorlar, öyle biliyoruz. O yüzden başarılı olmak için namussuz olmak gerekiyor diye yorumlar yazmışlar. Evet sevgili arkadaşlar, herkes kendi tecrübelerine göre haklı olabilir. Çünkü öyle görmüştür, öyle biliyordur. Öyle insanlarla karşılaşmıştır. O yüzden yani onlara nötr olarak yaklaşıyorum. Olabilir de olmayabilir de. Hani Nasrettin Hoca'nın hesabı, sen de haklısın, sen de haklısın. Çoğu böyledir diye hepsini aynı kefeye koyamazsın. Bir de %5'lik kısım var. Ticaretle uğraşıp %5 onlar da yalan konuşmuyor. Yemin etmiyor, harama bakmıyorlar, başkasının malına, ırzına, namusuna, şerefine göz dikmiyorlar. Bu insanlar işte, onlar kaliteli insanlar. Onlar aranan insanlar. Onların ürünleri kaliteli. Onların ürünleri aranıyor ve onlara insanlar çok para vermeye hazır. Basit bir örnek, Mercedes araba üretiyor, insanlar güveniyor ona ve fazla para vermeye hazırlar. Yani iki katı, üç katı normal araç, öbürü de götürüyor değil mi? Onun da dört tekeri var. Ama güven vermiyor. Güven vermediği için güven veren ürün neyse oraya insanlar fazla para vermeye hazırlar. Fazla para vermeye hazırlar ve fazla para vermeye hazırlar. Çocuk neyse elini yapıyordu az kalsın. Bakın adamlar o kadar mallarına güveniyor ki ürettikleri motorun üzerine imza atıyorlar. Ustalar imza atıyor. Bu ürünü ben ürettim. Arkasında duruyorum ve benim ürettiğim mal, çalıştığım motor kaliteli. Kontrol ettim ve rahatlıkla bu ürünü alabilirsiniz diye güven veriyorlar sevgili arkadaşlar ve insanlar da onlara fazla para vermeye hazırlar. Dolayısıyla şöyle düşünün, saf var, namaz safı gibi düşünün. %95'i üçkağıtçı olabilir, yalancı olabilir, dolandırıcı olabilir, harama bakıyor olabilir. Siz o safta değil, bir adım ileri giderseniz, dürüst olursanız, sağlam olursanız, yemin
etmezseniz, yalan konuşmazsanız, başkasının malına, ırzına göz dikmezseniz o zaman aranır insan oluyorsunuz. Yani safın önündesiniz. Sağa sola baktığınızda rakibinizin az olduğunu göreceksiniz. Ve siz daha kıymetli ve değerli olacaksınız. Sizin ürettiğiniz neyse, hizmet olabilir veya ürün olabilir, aranır olacak ve size fazla para vermeye insanlar hazır olacak. O yüzden bereketinizi arttırmak istiyorsanız biraz önce dediğimiz gibi kaliteyi arttırmak için dikkat etmeniz gereken 3 kurala önem verin. Bunları yazın, hayatınıza yansıtın ve sevgili arkadaşlar bununla beraber biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza kendini geliştirmeye açık olan insanlara bu konularda yardımcı oluyoruz. Yani onların ayarlarını altın gibi yükseltip onların değerini arttırarak aranır insan hale getirip onların hayatlarına bereket, huzur, mutluluk katmaya çalışıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Biz yıllardan beri eğitimlerimize bu şekilde hizmet veriyoruz. Siz de kalitenizi arttırmak istiyorsanız ön görüşme için hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com